Tek sen de gelsene buraya. Gel gel. Gel abi. Olur, gel. Aramızda böyle şey yapalım bunu. Sıkıştıralım. Şöyle sıkıştırak mı Robert? Aynen. Lan Robert yanlış soru sorma. Sen oradan direkt böyle şey parmaklarını... Hiç sorun değil. Sadece ben hazırım zaten. Umarım ölmem. Abi uzun zamandır konser vermiyordunuz. Covid girdi. Ve 2 sene sonra ilk defa sahneye çıktın. Ne düşünüyorsun ilk konserin? Valla adrenalini aldım ya. Çok baba yani. Kitlemiz zaten çok baba. Güzeldi yani. Güzel geçti. Sen de. Yani. Aynen. Enerjili geçti. Hatta abi Türkiye'ye gelir gelmez sende bir... Ketlenme olayı oldu. Gözaltına alındık işte ilk gelişimizle. Kader kısmet artık diyoruz. Şu an sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok. Hallettik. Sorunlarımızı hallettik. Geldik ülkemize. Devamı da gelecek artık. Peki yani. Beraber bir proje yeniden gelir mi? Gelecek gelecek zaten. Tarihleri. Phoenix sırası bir ailedir yani biz. Her aynen. Zaman beraberiz. Yıllardır beraberiz zaten. Aynen. Güzel projeler gelecek arkadaşlar. Londra'dan geldi. İstanbul'a sizler için yani. Böyle güzel projeler güzel gelecek ya. Yakında. Abi yeni şarkın çıktı Astral. Gönderme içeren bir şarkı. Evet. İçerisinde ben yokken piyasada çok şey oldu diyorsun. Kopya, sahteler falan filan. Piyasa hakkındaki görüşlerine. Genel bir yorum bu ya. Yani hepsi zaten kopya yani. Herkes biliyor zaten bunu yani. Birebir kopya oldukları için bunu da dile getirdik yani budur. Orada zaten dreadlocks diyorum. Artık saç tıraşımızı da artık Türkiye'de şey yapıyorlar ya. Yanlar sıfır falan filan. Biz Almanya'da yaşıyoruz ya bu şeyden kalmış bize. Naziler eskiden böyle şey yapıyordu ya. Yanlarını böyle yanlardan sıfır yapıyor. Tabii tabii. Yana atıyordu. Oradan kaldı bize yani. Şimdi daha yeni yeni Türkiye'de moda oluyor. Ondan önce biliyorsun o Afrikan saçları yapıyorlardı. Onu dile getirdik yani. Abi sana göre bir rapçi peki nasıl olmalı? Ya öyle bir dönemdeyiz ki artık böyle gerçek, sahte falan hepsi birbirine karışmış. Bence yani yaşadığı şey yansıtsa çok daha güzel olur yani. Çok daha orijinal olur. Tabii. Herkes işte piyasanın babası benim. Her bir rapçinin. Herkes kral zaten ya. Krallar mı sence? Bence değil yani. Tabii aralarında çok güzel kardeşlerimiz de var yani. Başarılı kardeşler. Biz de hepsine yani başarı diliyoruz ya. Bir de genç bizden biliyor musun? Onlar başarılı olunca biz seviniyoruz. Biz ön şeylerini yapmışız. Taşları üst üste koymuşuz. Yani güzel işler var yani yalan yok. Ben ikinizin de açıklamalarını böyle görüyorum. Nedense bir Türkçe rap'e bir sevginiz yok gibi. Geri dönüş alamadığınızdan dolayı mı istediniz? Yok yok yok. Böyle kitleden geri dönüş istemem açık ve net diyeyim. Çünkü anlamayan, hip hop'u anlamayan kitleden ben niye geri dönüş isteyeyim ki? Bir kere ilk yani cevabım budur. Zaten şimdi paralel bir piyasa yapıyoruz yani. Türkçe rap'te biz paraleliz. Ya. Aynen. Anlamıyorum. İlla dahil olmak da istemiyoruz aslında. İstemiyoruz yani. Çoğu zaman zaten ben canlı yayınlarımda da diyorum illa beni paylaşmanıza gerek yok yani. Rap siteler beni paylaşmasa da olur. Hatta böyle 5-6 kere ben bunu dedim ama yine de paylaşıyorlar. Başka insanlardan para falan alıyorlar da yani biz ihtiyacımız da yok. Kitlemiz çok baba. Yani her türlü arkamızda. O yüzden yani paylaşsalar da paylaşmasalar da olur. Yapıyorlar ama sağ olsun. Kitlemiz sağlam yani. Abi drill müzik çok popülerken sesin kalın biliyorsun. Neden drill bir müzik senden gelmedi? Şimdi piyasada rapçiler böyle hep şey yapıyor ya. Ben de drill yaptım. Öyle paylaşımlar yapıyor ya. Ben de drill, ben de drill. Biz de böyle milletin şeyine uymak istemiyoruz ya. Biz kafamıza göreyiz ha. Yapmak için yapmıyorsunuz yani. Yok. Yani belki gelir öyle bir parça ama illa onu da böyle lanse etmem yani. İlla drill yapacağım diye. Modaya göre biz gitmiyoruz ya. Kendi modamızı yapıyoruz. O yüzden kopyalamak da zor. Bizi kopyalayamıyorlar. Çünkü hep kendi stilimiz var yani. O yüzden yani orijinal. Ama drill güzel. Müzik türü güzel yani. Neyse o. Ama Amerika'da bunun öncüleri var. Onları dinleriz yani. Burada birkaç dandikleri dinleyeceğimizi onları dinleriz. Her yapanlar da var ama Türkiye'de. Var var tabii. Birkaç isim var güzel yapıyorlar. Ya biz hepsine demiyoruz ha. Zaten piyasa kendisi de görüyor yani kim ne olduğunu görüyor. Çünkü bir ara bir trap çıktı piyasa. Herkes trap yapmaya başladı. Trap out oldu. 2-3 kişi kaldı. Drill'e atladılar. Anladın mı? Biz o dalgaya atlamak istemiyoruz ya. Biz kafamıza göre takılıyoruz ha. Elrey'nin de yeninde duydum. İşte eve metrobüs de deniyorlar. Kliplerinde... Aynen limuzinden inip eve dolmuşla dönüyorlar yani. Şeyin şanında böyle bir sözü vardı. Ha. Kimi dolmuş parası bilene çıkarabilir. Yani o kadar ki durumda... Aynen öyle. Anladın mı yani? Böyle durum... Yani Türkçe'nin bu duruma getirdiler. Açık ve net diyorum. Başka ülkeler çok böyle garip bir gözle bakıyor Türkçe rap'e biliyor musun? Çünkü çok çok sahte var kardeş ya. Yani kopya. Birebir kopya yapıyorlar. Tutuyor mu? Tutuyor tamam. Ama biz o dalgaya atlamak istemiyoruz ya. Kendi işimizi yapıyoruz dediğim gibi. Yani hate mate diye de millet anlamasın bunu ha. Kimseye biz hate yapmıyoruz yani. Senin nasibinde yazıyorsa, Allah böyle yazdıysa koşarsın en fazla nasibine ulaşırsın biliyor musun? Biz de öyle düşünüyoruz. Buna da inanıyoruz. Nasibinde varsa ben ne bakacağım senin ekmeğine mi oğlum? Kazanıyorsan Allah daha çok versin. Peki toplu proje geleceğini söyledin. Katliam 5. Bu sene geliyor diye ben duydum abi. Yetiştirmeye çalışacağız.
Tekmil abi sen var mısın? Kesin varsındır. Bilmem vallahi. Var tabii. Büyük patron ne derse. Ne demek yani. Patron? Estağfurullah. Kayıtlar alınmadı ama isimler belli mi? Yoksa ya daha... Aşağı yukarı belli ya. %100'ü belli değil de. Bakalım böyle bir aralarından ayıklayacağız güzel isimleri. Hani Tekmil abi çok sen varsın. Çok fazla böyle 15-17 kişi olmayacak ama. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ne desem mi yani sonuçta kardeşimin projesi. Yani ben kardeşimin müziğini değil kardeşimin için yanındayım yani. Anladın mı? İster beni katlayan 5'e alsın, 3'e alsın, 4'e alsın, 6'ya alsın. Benim hiç yani o sorun değil bana. Kardeşimin yanında olabiliyorsam o bana yani anlasa o bana kardır. Yoksa ben katliam 5'te olmuşum 6'da olmuşum sorun değil ama davet ederse kardeşim tabii ki evet derim yani seve seve. Davet varsın canım. Yani o işte varmış. Şimdi linç varmış. Şimdi linç tayfası gelir yani anlatabiliyor muyum ama dediğim gibi yapıyoruz yani. Çok iyi. Katliam seviler abi böyle film gibi harbiden senaryo iyi yapıyorsunuz falan filan. Aklıma direkt şey geldi abi senin bir film projen olacaktı sanki. Bir filmde oynamak gibi. O ne oldu abi? O ertelendi ya. Korona morona girdi ya biraz ertelendi. Aha. Yani bir ara bir yalan oldu gibi ama geri dönüş yaptılar. Bir iki sene içinde yani güzel bir film Netflix'te olacak. Netflix'te yani. Böyle hayat hikayesi tarzı çok, bir çok şey. Çok yüksek kalitede. Yok kendi hayatım değil. Başka bir başrol oynuyorum orada. Ama aha, kendi hayatımdan alakası yok. Senaryo yazılmış onu gerçekleştirecekler. Öyle yani. Peki Diablo'yu abi görebilecek misin? Diablo. İlk kar düşünce gelecek. O soğuk havada gelir öyle sıcak havada anladım, değil. Benim mikrofon düştü sanırım. Hava biraz soğusun gelecek. Diablo daha çok soğukkanlı bir karakter. Onunla alakası var mı? Soğuk. Nasıl bir soğuk? Adamdan feat istedi. Pisliğin teki işte lan, adamdan feat istedi. Dinleyin. Dinleyin. Daha çok. Lan din... Adamdan feat istiyorum. Siktir git diyor. Abi. Soğuk bir karakter evet. Beni bulaştırmayın. Sibirya'da yaşıyor galiba. Ben kendi halim. Valla biraz sabırlı kalın. Çok baba projeyle geri gelecek yani. İnanılmaz. Hem görsel olsun hem parça olarak yani çok büyük proje gelecek. Yani direkt çat çut diye piyasaya oturacak. Abi Diablo bana göre Türkçe rapte gelmiş geçmiş yeni PR çalışması adam. Aynen. Abi kendin üzerinden prim kastın diyebiliriz. Helalinden. Helal prim. Denilmez ona. Daha çok yılanları görme projesiydi o. Ya şimdi şöyle bir şey var. Prim deyince böyle herkes böyle kötü anlama çekiyor. O anlamda değil mi? Ama... Evet prim yani PR yani. PR çalışması. Aynen. Ama yılanları görme PR'ıydı bu daha doğrusu. Sırf o değil. Çok değişik şeyler de var yani. Sabit, İleriki sabit. Projelerde zaten açıklayacağız. Çok farklı şeylerle geleceğiz yani. Konsept çok farklı ama olacak. Ama doğru o da çıktı orada. Tabii yılanlar tabii, da. Çok tabii tabii tabii. Abi merak ettiğim soru kendinizi 5 sene sonra konum olarak nerede görüyorsunuz? Tamam. Havayda. Nerede? Havay. Suyun kenarında. Aynen. Neden? Hak ediyoruz. Aynen öyle. Hak ediyoruz. Kaliforniya, Havayı falan filan aynen öyle. Bizler business adamıyız sonuçta arkadaşlar. Yani hep gölge tarafını gördük bu hayatın. İster istemez biraz da güneş tarafına geçmek aynen istiyoruz. Ya. Abi global proje peki? Gelecek şimdi yakında The Game'le bir parça var. The Game. Aynen. Three Kings 2 gelecek. Tam tarih aha veremem ama yakında gelecek inşallah. Abi DMX'de de gelecekti ama o... O şey oldu adam vefat etti. Olmadı aha yani tam böyle anlaşmaları falan yapamadık. O yüzden. Aynen nasip olmadı yani. Abi benim valla sorularım bu kadardı. Tuğkan abi sağ olsun. Bir saat boyunca tüm soruları sordu. Ben de aynı soruları sormak istemedim. Tekrar hoş geldin ayağına sağlık kardeşim. Eyvallah. Ancak soracağım bir soru var dostum senin için. O da bu. Türkçe rap'in sonu ne olacak? Ben sana söyleyeyim. Güzel soruydu. Türkçe rap'in sonu. Ben sana söyleyeyim dostum. Türkçe rap'in sonu ne olacak? Eğer böyle gidersen fazla bir taklitçiler kalmayacak ve sonu son nasıl olacak? Aynı Amerika gibi olacak. Eğer yeni bir şekil yaparsak kendimiz yani üretirsek ilerleyeceğiz. Bu gayet normal ya. Yani. Budur yani. Gangster orijinal shit. Olun arkadaşlar. Yeah. Orijinal olun. Orijinal olun. Sevgili saygılar. Bir sağır bir döner. Kafam zaten hep güzel. Bak bu eller kana bulandı. Onca günahlar işlendi. Sen orada ekmek çeyrek yerken ben ve çabanı neler gördük. Tek silah bir tek kurşun yine... İçindeyim, mevzu derim bulaşma bana. Siktir ol git başımdan. Kahpelihim bahanesi. Olmaz olsun ihaneti. Freestyle miydin? Ya hatırlattı ya, orada kafama geldi.